Merhaba, ck12.org'un istatistik kitabındaki normal dağılım sorularının dördüncüsündeyiz. Bu siteyi ziyaret ederek kitabı indirebilirsiniz. Dördüncü sorudayız dedik. Standart normal bir dağılım için aşağıdakileri küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemişler. Nedir onlar? Birden küçük verilerin yüzdesi, eksi birden küçük verilerin yüzdesi gibi. Evet, tamam. İşe standart normal dağılımımızı çizerek başlayacağım. Standart normal dağılımda ortalama, pardon özür dilerim. Ortalama yerine standart sapmanın sembolünü kullandım. Evet. Standart normal dağılımda ortalama 0, standart sapma ise 1'dir. Şimdi çiziyorum. Bu bizim eksenimiz olsun. Çok düzgün olmadı olsun. Bu da elimden geldiğince düzgün bir çan eğrisi çizmeye çalışacağım. Evet, bu da bizim çan eğrimiz olsun. Standart normal bir dağılımdan bahsettiğimiz için ortalama burada. Yani tam ortada olacak. Öyle değil mi? ortalama 0 standart sapmada 1 demiştik. Ortalamadan 1 standart sapma ilerlediğimizde 1'e, 2 standart sapma ilerlediğimizde 2'ye ve 3 standart sapma ilerlediğimizde de 3'e geleceğiz. Aynı şekilde sol tarafta 1 standart sapma ilerleyince eksi 1'e, 2 ilerleyince eksi 2'ye ve 3 ilerleyince de eksi 3'e gelmiş olacağız. Sıra geldi bizden istediklerini bulmaya. Birden küçük verilerin yüzdesi nedir? A seçeneğinde buradaki alandan bahsediyorlar. Evet, birden küçük verilerin yüzdesi. Sadece buradaki merkezi kısmı değil, birden küçük tüm bu alanı taramamız gerekiyor, öyle değil mi? Burada Ampirik kural. Evet, ampirik kuralı kullanabiliriz. Ee, Namı diğer... 68, 95, 99,7 kuralı. Biraz da pratik yapmış oluruz. Elinizde bir hesap makinesi ya da normal dağılım tablosu varsa bunu hatırlamak zorunda değilsiniz. Ama zaman zaman yüzdelerin ne olduğunu tahmin etmeniz istendiğinde bunu aklınızdan yaparak birçok kişiyi etkileyebilirsiniz. O halde gelin 68, 95, 99,7 kuralını kullanarak bu soruyu yanıtlamaya çalışalım. Çan eğrisinin 1'e kadar olan kısmının altında kalan alan. Şimdi 68 95 99 kuralına göre ortalamanın bir standart sapma sağında ve solunda olan alanın yüzde 68 olduğunu biliyoruz. Evet bunu daha önceki videolardan da hatırlıyor olmalısınız değil mi? Burası eğer %68 ise eğrinin altında kalan alanın toplam %100 olması gerektiğinden geriye kalan alan ki buradaki ve buradaki kuyruktan bahsediyorum %32 olacak. 32 artı 68 100 eder öyle değil mi? Bu dağılım simetrik bir dağılım olduğundan toplamları %32 olan bu alanların her biri de 16'dır. Evet bu da 16. Soru da bizden birden küçük olan verilerin yüzdesini bulmamızı istemişlerdi. Şöyle göstereyim bu noktanın solundaki veriler. Evet bunlardan bahsediyoruz. Burası 68'di. Bununla sol kuyruğu yani yüzde 16'yı toplarsam 84 elde ederim. Evet A seçeneğini 84 olarak bulduk. Bu arada bu seçeneklerde bulduğumuz sonuçları sıraya koymamızı da isteyeceğim diyecekler ama tabii ki de önce cevapları bulmakta fayda var. Eksi 1'den küçük verilerin yüzdesi. Eksi 1 burada olduğu için bu alandan bahsediyorlar öyle değil mi? Az önce bu alanın ...yüzde %16 olduğu hakkında konuşmuştuk. Hemen not ediyorum. Bu noktada 68, 95, 99,7 kuralını bilmeden bir standart dağılım grafiği çizerek A seçeneğinin B seçeneğini kapsadığını da anlayabileceğinizi eklemek istiyorum. Bizden bunları sıralamamızı istedikleri için bu şekilde de düşünebilirdiniz tabii ama 68, 95-99,7 kuralıyla pratik yapmakta son derece faydalı bir şey. C seçeneğinde ortalamanın ne olduğunu sormuşlar. Standart normal bir dağılımın ortalaması tanım gereği sıfırdır öyle değil mi? Evet C seçeneği sıfırdır. Sırada D seçeneği var. Standart sapma. Yine tanım gereği standart normal bir dağılımın standart sapması birdir. Bunu da not edelim kolaymış öyle değil mi E seçeneği 2'den büyük verilerin yüzdesi şu şekilde göstereyim 68-95-99,7 kuralına göre ortalamanın iki standart sapma sağında ve solunda kalan alan. Farklı bir renk kullanmak istiyorum. Mesela yeşil olsun. Şimdi eğer bu noktadan bu noktaya kadar olan kısımdan bahsediyorsak bu alanın 68-95-99,7 kuralına göre %95 olacağını biliyoruz. Evet %95 bu durumda da yani buradaki sarıyla gösterdiğim kuyruk kısmı ve buradaki kuyruk kısmını hesaba kattığımızda bu alanların toplamının %95'ten geriye kalan alan yani %5 olması gerekir. Bu kuyruk ve bu kuyruğun altında kalan alanların toplamı %5'miş. Buradaki her şeyin simetrik olduğu hakkında daha önce de konuşmuştuk. O zaman burası ve burasının %2,5 olduğunu Hemen söyleyebilirim. Bizden 2'den büyük verinin yani ortalamanın iki standart sapma uzağındaki verilerin yüzdesini istedikleri için de sadece bu kuyruğun altını yani yüzde %2,5'i hesaba katmamız gerekecek. Şimdi de bu bulduğumuz sonuçları küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Şu anda sorunun açık olmadığını düşünmeye başladım. Neden mi? Bizden birden küçük verilerin yüzdesini istemişlerdi. Yüzde dedikleri için bu yüzde 84 olacak. Ama acaba 84'ü mü hesaba katmamız lazım yoksa yüzde 84 olarak? Yani eğer bu verinin oranı demiş olsalardı 0,84'ü düşünürdük. Ama sanırım sorunun bu kısmı yoruma açık. B seçeneği içinde eksi 1'den küçük verinin yüzdesi diyorlar ama cevabın 16 olduğunu da düşünebiliriz. Ama yine eksi 1'den küçük verilerin oranı 0,16'dır. Burada da aynen yukarıda olduğu gibi yüzde 2,5'u görüp sıralamamız gerekse sayının 2,5 olduğunu düşünebilirsiniz. Ama yüzde 2,5 0,025'tir. Bizden bazı sayıları sıralamamızı istiyorlar. Buna çok takılmamam lazım ama buradaki sayıları kullanmamız gerektiğini de unutmayalım. Küçükten büyüğe dediklerine göre elimizdeki en küçük sayı C seçeneğinde, değil mi? Yani 0. Sonra E geliyor. 0,025. Sonra 0,16 ile B var sırada ve sonra da A seçeneği yani 0,84 ve son olarak da standart sapma yani D seçeneği sıralama C, E, B, A, D olacak burada yüzde sordukları için biz sayıları bu şekilde yorumladık ama eğer bunun 84 olduğunu düşünseydik sıralamanın çok daha farklı olabileceğini siz de görmüş olmalısınız sınavda eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız sizden tam olarak ne istediklerini öğretmeninize sormanızı tavsiye ederim yine de umarım hoşunuza giden bir video olmuştur